Merhaba, bu hafta bank sohbetlerinizde harika bir konukla karşınızdayım. Yıldız Parkı'ndayım, öncelikle onu söyleyeyim. Ve gördüğünüz gibi sevgili Ahmet Güneştekin'le beraberim. Son dönemlerde Çağdaş Türk resminin yurt dışındaki en önemli gurur isimlerinden bir isim. Ama ben belgeselci de diyorum çünkü belgesel yönünü de çok seviyorum kendisinin. Fakat belgeselciliği kabul etmiyor Ahmet Bey. Ressam olarak başlayalım ama belgesellere de şöyle bir değinelim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Güzel bir yer. Herhalde 15 senedir ilk defa geliyorum buraya. Yıldız Parkı'nı. Özlemişim burayı, evet. Neden peki? Şehirden, yani şöyle, şehir içinde yaşanmışlıktan kopukluk mu var? Aslında son 10 yılım tamamen yurt dışında geçti. Yani Türkiye'ye tabii ki sık sık gidip geliyorum ama tamamen uluslararası galerilerle ve sanat kurumlarıyla çalıştığım için zamanımın çoğu yurt dışında geçiyordu. Bu pandemi sürecinde tabii hepimiz kilitlendik ve şehri görmeye başladık. Herhalde, esas şehrin eksiklerini de görmeye başladık. Yani İstanbul'u artık daha rahat görebiliyorum. Epey zamandır İstanbul'u iyi görmüyordum. Yani İstanbul'u gezemiyordum. İstanbul belli zamanlarında sadece belli yerlerde gezen biriydim. Ama aslında İstanbul dediğiniz işte buralardır. Eski İstanbul'dur. Eski yaşanmışlıklardır. Kültürel katmanların bütün zenginliğiyle olan İstanbul. Böyle bir park yani. Burada asırlar boyu birçok hikayeye ev sahipliği yapmış. Muhtemelen bu ağaçların her dalının altında bir hikaye geçmişti. Bu ağaçtan kaç önemli sultan, bir yerdeyiz. Kaç sultan dolaştı acaba buralarda? Ne cariyeler oturdu, ne şehzadeler. Evet. Belki şurada yediler içtiler, bilmiyoruz ki değil mi? İstanbul'da çok yaşanmışlık var ama şu anda aslında, daha doğrusu uzun yıllardır yeni bir tabirimiz var. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'u yaşayamamak. Evet. Bu sadece sizin için soruyorum. Hani herkesin kendine göre sebepleri var. Sadece yurt dışına çok gidip gelmekten kaynaklanan bir problem mi bu İstanbul'u yaşayamamak, yoksa başka faktörler de oluştu mu acaba? Şehirlerin insanlar için ortak alanları var. Yani bizim evlerimiz ve iş yerlerimizin dışındaki kapının önünden adım attığımız her yer ortak alandır. Sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız, bahçelerimiz hepimizin ortak alanları, ortak yaşam alanlarıdır. Bizi oralara çekecek cazibe olması gerekir, estetik olması gerekir, bir hikaye olması gerekir. Yalnız bu İstanbul için değil, Anadolu'nun hemen hemen her şehrinde benzer eksikler vardır. Avunabildiğimiz her şey tarihten kalan miraslardır maalesef. Yani atıyorum bir Kars'a gidiyorsunuz, eski bir Kars caddesinde ki o heykeller ya da taş yapılar, bakıyorsunuz başka bir kültürden miras oraya kalmış ve oranın neredeyse gururla gezilecek yeri. İstanbul'da öyle. İstanbul'un neresine bakarsanız başka kültürel katmanların izleri var ve onlarla avunuyoruz. Mevcut tarihi dokuyla avunuyoruz. İşte kiliseler, camiler ve birçok tarihi doku o estetiği veriyor. Sonrasında ne yaptık? Sonrasında var olanı koruyamadık. Sonrasında estetikten uzak mimariye maalesef kapıldık. Oysa ortak alan dediğimiz her yer ortak fikirle oluşması gerekir. Yani şehrin herhangi bir yerine diyelim ki siz belli bir güçle o şehri yönetiyorsanız kendi başınıza göre karar veremezsiniz. Dünyanın her yerinde bu tarz sokaklar, bu tarz ya da yapılacak bir yapı eğer halkın ortak alanıysa ya da bir kendi başınıza bile bir yapı yapsanız oradaki diğer yaşayan insanların estetik ölçülerine ve şehrin bütün dokusuna uygun olarak inşa edilmesi lazım. Yani bu açıda maalesef neredeyse belli bir asırdan sonra bu sıkıntı bu şehirde yaşanmış. İstanbul tabii Türkiye'nin en majör şehri, en önemli şehridir. Aynı şekilde dünyanın en önemli kültür miraslarından biridir. Yani muhtemelen dünyanın herhangi bir Avrupa şehrinde olmuş olsaydı bugün kuşkusuz dünyanın en çok ziyaret edilen ilk sıradaki şehirlerden bir tanesi olurdu. Yani evet İstanbul ziyaret edilir ama yeterli mi? Bence çok yetersiz. Çünkü
şehri satmamız gerekiyor. Şehri satmak nedir? Şehrin her alanını 365 gün boyunca yazını, kışını ve bütün mevsimini insanlara iyi anlatmamız. Yani buraya gelen bir turistin, bir yabancının, bir kültür insanının bu şehirde zaman geçirmesi gerekir. Yani buraya bir günlüğüne gelmişse 3 gün kalması gerekir. Nasıl yapacaksınız? Bunu kültür alanlarıyla yapacaksınız. Şehri gastronomi şehrine dönüştüreceksiniz. Şehri sanat şehrine, müzeler açacaksınız. Sanat kurumlarını devreye koyacaksınız. Festivaller, yılın belli zamanında önemli festivaller. Yani bu sadece bir İstanbul Festivali ya da bilmiyorum İstanbul Film Festivali, Caz Festivali ile bu yetmez. Yani küçücük bir İtalyan şehri olan Venedik'te neredeyse 365 günün 365 günü de kültür sanat da geçiyor. Yani şehrin her anını her şeyiyle, modasıyla, gastronomisiyle, bütün kültürel aktiviteleriyle şehri canlı tutuyorlar. İstanbul bu anlamda potansiyeli dünyanın en yüksek kentlerinden biri. Çünkü 4 imparatorluğa başkentli yapmış. Oldukça önemli kültürel katmanlar üst üste inşa edilmiş. Büyük bir şehir. Yani birçok medeniyetin burada çok rahat bir şekilde izlerini bulabiliyorsunuz. Yani bir şehir meraklısı, tarih meraklısı, kültür meraklısı bu şehre bir hafta boyunca bile geçse gene doymaz, İnsan gene yetmez. Yani biz ya bu şehri satamıyoruz, anlatamıyoruz. Yani buraya gelen bir insan diyelim ki işte burada önemli bir festival için geldi. Aynı tarihteki belli saatlerine uygun bir şeyde de mesela çok üst seviyede konserlerin olması gerekir. Yani bir dönem oldu Türkiye'de. YouTube geldi, Coldplay geldi, birçok önemli yani, müzik insanı bu ülkede gelip konserler verdi. Ama bunun, bu programın süreklilik arz etmesi lazım. Maalesef bunu yapamıyoruz. Yani mesela zaman zaman ben yurt dışına işte bir opera izlemeye gidiyorum, programına bakıyorum. Oraya bir de bir konsert denk geliyor. Sonra bir müzede güzel bir sergi programı denk geliyor. Sonra belli restoranlarda imkanlarım ölçüsünde rezervasyonlarımı yapıyorum. Yani neredeyse sabahleyin uyandıktan itibaren gece yarısına kadar o şehire bir şeyler katıyorum. Yani geziyorum, dolaşıyorum, imkanlarım ölçüsünde para harcıyorum. Ben oradan besleniyorum, onlar da benden besleniyor. Bir alışveriş yapıyoruz. Yani şehirde bir alışveriş yapıyoruz. Bu şehrin en büyük eksiği bence bu. Aslında birçok Avrupa ülkesine göre bakarsanız, karşılaştırırsak, yani Avrupa'yı gezdiğimiz diğer şehirlerden biliyoruz. 24 saat yaşayan bir şehir. Bir New York'u ben bilirim, bir de gerçekten İstanbul'u bilirim 24 saat yaşamasıyla. Ancak hep belli başlı şeyleri mi belki yaşatıyoruz? Mesela 24 saat derken sadece eğlence hayatını belki yaşatıyoruz. Sadece alışverişe belki son zamanlarda, alışveriş kültürüne, turizmine önem verdik. Yani otobüslerce insanlar sadece AVM turlarına çıkartılıyor artık son yıllarda. Bir şeyler değişti. Neden değişti? Şimdi şöyle, hani dünyada şu anda bir küresel bir sıkıntı var, işte pandemi. Bundan dolayı aslında bu dönemi unutmak gerekir. Yani aslında iyicene hatırlayıp unutmak, yani şöyle bir kenara almak gerekir. Öncesine bakmak gerekir ve sonrasına bakmak gerekir. Şimdi son yıllarda İstanbul'la birlikte aslında Türkiye'nin her yerinde benzer bir sıkıntı var. Yani şehir artık yaşamıyor. Şehir artık gece belli bir saatten sonra canlı kalmıyor. Ya bakıyorsunuz bir terör olayı buna engel oluyor. Yani İstanbul'da biliyorsunuz talihsiz bir terör saldırısı olduktan maalesef sonra birçok eğlence amaçlı gelen insanların bir anda durmasını, ülkeleri güvensiz bir ülke gibi gösterip oraya gidecek vatandaşlarını uyarması, bu tarz sıkıntılar. Yani şehri başka türlü göstermek lazım. Şimdi bu Paris'in göbeğinde olmuyor mu? Oluyor. Oldu yani bu ki. Moskova'da olmuyor mu? Oluyor. Berlin'de oldu. Olmuyor mu? Her yerde oldu. Oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Ama neden bunlardan vazgeçilmiyor? Yani İspanya'da da oldu. Pek çok şehirde. Amerika'da da sık sık olan şeyler oluyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde maalesef olduğu zaman büyük ses getiriyor ve çok etkisi büyük oluyor. O açıdan da
Yani bu sürdürülüğü olmuyor bazı şeylerin ve insanlar çabuk mekanlardan vazgeçiyor. Yani şimdi Türkiye'de siz kaç tane mekanın birkaç kuşaktır ayakta durduğunu gösterebilirsiniz. Ama o bizim tabii ki sahip çıkmama ruhumuzla da alakalı bir şey aslında. Yok, gelenek biz. Çünkü mesela İtalya'daki bir trattoria'ya baktığınız zaman evet. 100 sene aynı masa ve aynı sandalye değiştirilmeden, hatta özellikle değiştirilmeden şimdi duruyor. Bakın, oraya tarih olarak oturuyorsunuz ama bizde 5 yılda bir dekorasyon değiştiriliyor bakın, Ahmet Bey. Benim sanat merkezim Şişhane'de. Şişhane'de tam karşımda İKSV var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Yani Türkiye'nin en önemli sanat kurumu, kurumlarından bir tanesi. Benim karşımda komşuyuz. Ben de Türkiye'nin önemli bir uluslararası sanatçısıyım. Dünyanın her yerinde, 30'un üzerinde ülkesinde ülkeyi temsil eden bir sanatçıyım. Şimdi tabii bir sanatçı olarak ben şehrin estetiğine, yaşadığım yerin estetiğine dikkat ederim. Mimariye çok dikkat ederim. Ya oradaki Eczacıbaşı ailesinin binası olan İKSV binası eski bir yapı. 1800'lerin sonlarında yapılmış yapılardan bir tanesidir. Şimdi önündeki kaldırımların aynı yaşta olması gerekir. Bazen bir yıl içinde 3 defa şahit oluyorum. Kaldırımın şekli değişiyor. Kaldırımın önündeki ışıklar değişiyor, kaldırımın yüksekliği değişiyor, asfaltı değişiyor, taşı değişiyor, çiçeği değişiyor, ağacı değişiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bir tarih nerede yapının kaldı önündeki o canım ve güzel yol kaldırımları? Neyse o şekilde korunur. Yani bunun en önemli örneklerinden bir tanesi İstanbul'un orta merkezi, Türkiye'nin orta merkezi Taksim Meydanı'dır. Korkunç bir şey. Dün akşam Taksim Meydanı'nda bir işte yayın için bir yere gittim. Orada dedim yürümek istiyorum. Ben ki 30 yıldır Beyoğlu'nda yaşayan biriyim. Uzun zamandır Taksim'e çıkmamıştım. Taksim'de eskiden bir 8-10 sene önce geçerken en az o caddede İstiklal Caddesi'nde 20-30 tane tanıdıkla, bazen bir gazeteci, bazen bir yazar, bazen bir müzisyen, bazen bir sinemacı, belli, arkadaşınız, akrabanız, hiç fark etmez. Hep çevremizden insanlar. Ben tek bir tane neredeyse ya bana hep öyle göründü, Türkiye'den bir insan görmedim. Şehir kimlik değiştirmiş. Başka insanlar oraya yerleşmiş. Ha, bu insanlar imkansızlıklardan ya da şartlardan dolayı gelmiştir. Ama şehir neden terk ediliyor? Bir İstiklal Caddesi neden bu kadar ruhu değişmiş? Oradaki eski tanıdık markalaşmış, oranın ruhunu yansıtan dükkanlar neden yok kapanmış? Artık. İstiklal Caddesi'ne giden neden bir beton görüyorum? Neden o ruhsuzluğu yaşıyorum? Eskiden memnun değildik ya o haliyle, işte yeşil bize demode gibi gelirdi. Ama dün o kadar aradım ki eskiyi. Neden eski İstanbul, eski Taksim Meydanı yok neden diye yok? Sorguladım. Etrafında iki tur attım. Gerçekten içim acıdı yani. Bir şehri nasıl biz bu kadar bu hale getirip katlederiz? Ya hiç mi bizim şehir planlamacılarımız yok? En azından bazı tecrübelerimizden faydalanılabilir. Yani sonuçta bu şehir bizim, ülke bizim yani. Biz kötü bir şey istemeyiz yani bir ülkenin. Peki mesela şimdi bana bir resim tuvaliymiş gibi Taksim Meydanı'nı bir anlatır mısınız? Şöyle Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp ta İstiklal Caddesi'ne giden bir Taksim Meydanı çizer misiniz? Yani şöyle bir şey bir anda hani çizilmez. Sanatçı kendi düşüncesiyle bir şey yaratır, yeni bir şey inşa eder. Ben şöyle... O tarihi sürece bakarım. O şehir inşa edilirken, o gün kaldırımlar neyse, aydınlatma neyse ben onu geri istiyorum. Ben öyle bir Taksim çizerdim. Ahmet Bey, İstanbul'un hangi semtini en çok seversiniz? İstanbul'un bütününü seviyorum ama yani İstanbul, mesela ben halen hani Boğaz'ı geçelim. Yani orası... kimsenin sevmeme gibi bir lüksü olamaz. Aynen, yani. Dünyanın teki zaten. Ama ben halen Topkapı'nın olduğu, yani Sokak Sarayı'nın olduğu Sultanahmet çevresini, Sirkeci'yi çok seviyorum. Fatih, işte Karya Müzesi'nin olduğu bölgeyi çok seviyorum. Balat'ı çok seviyorum. Hayranım. Haliç şu anda benim yaşadığım yer yani. Doyamıyorum. Her gün o Haliç manzarasıyla güne başlıyorum. Yani İstanbul'un gerçekten güzelliklerinden bahsedersek herhalde her yerinden bahsetmemiz gerekir. Yani İstanbul güzel bir şehir.
siz Ahmet Güneştekin deyince aklımıza hep zaten siz de aynı şekilde kendinizi niteliyorsunuz. Böyle renklerin insanı, renklerin ressamı. Renk, renk, renk. Yani Ahmet Güneştekin bizim için renk. İstanbul'a baktığınız zaman ne renkleri görüyorsunuz? İstanbul'da ben gökkuşağını görüyorum. İstanbul çoklu katmana sahip bir şehir. Birçok kültür üst üste inşa edilmiş. Birçok medeniyet üst üste beraber yaşamış. Yani üst üste inşa edilirken bir öncekini de yok etmemiş. O açıdan renkli bir şehir. Yani bir gökkuşağı kadar renkli bir şehir. Yani İstanbul'a bir rengi söylerseniz haksızlık edersiniz. Aynen, yani İstanbul maviyle, yeşille, kırmızıyla, sarıyla yani tek bir renkle siz izah edemezsiniz. İstanbul bir sanatçının kartelası gibidir. Yani onun paleti gibidir. O açıdan bence İstanbul bir gökkuşağıdır. Peki esinlendiğiniz bir yeri var mı İstanbul'un? Herhangi bir eserinizde mesela İstanbul'un mitlerle, efsanelerle, masallarla çok besleniyorsunuz tabii. İstanbul'un hangi tarafından esinlenmişliğiniz oldu? Şimdi İstanbul'la ilgili ben çok eser yaptım. 2015 Venedik Bienali eş zamanlı yaptığım Venedik'teki sergide Konstantiniyye işlemiştim. Dev bir enselasyon yapmıştım ve İstanbul'daki en önemli ve çok bilinmeyen milyon taşını, milyon stone, milyon taşı, milyon taşı yani efsane ya da gezginlerin söylediğine göre dünyanın merkezinin olduğu yer olarak o taş dikilmiş. Şimdi bu konuları tabii işleyerek yaptığım bir sergiydi. Orada tabii Konstantiniyye eseri yaptığım Konstantiniyye aslında İstanbul'un Fatih'in fethinden itibaren, Konstantinopolis olan şehrin fethinden itibaren Fatih'in oraya söyle yani daha doğrusu Müslümanlar oraya Konstantiniyye derdiler. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar da Konstantiniyye olarak anılan bir şehir bana ilham vermişti. Neydi? İşte İstanbul'a kadar olan süreçteki isimler. İşte Nova Roma, Bizansium, Konstantinopolis, Konstantiniyye, Darülfünun, Darüsaadet, İstanbul, Asitone gibi bir sürü isimle anılmış bir şehir. Şimdi bu ne demektir? Kültürel katmanların üst üste inşasıyla alakalıdır. Yani bu şehir bu kadar medeniyet barındırmış, bu kadar kültür barındırmış, üst üste bu kadar kültür inşa edilmiş. O kadar kıymetli bir şehir yani. Ve bence birlikte güzel. Yani o şehrin kültürel katmanları izleriyle beraber güzel bir şehir. Yani İstanbul'u sadece İstanbul demek büyük haksızlık olur. Şehre haksızlık olur. O zaman birçok kültürü, oradaki yaşanmışlıkları, inançları, dilleri, farklı etnisteki insanları büyük haksızlık etmiş olursunuz. O açıdan ben Konstantiniyye olarak işledim. Halen şu anda Konstantiniyye serisi benim yaptığım, sanat disiplinde yaptığım işlerin en önemlileri benim. Çünkü İstanbul'u anlatıyor bana. Bana bir şehri, bana sadece Rumları, Ermenileri anlatmıyor. Müslümanları, Türkleri, Kürtleri, Arapları anlatmıyor. İnsanlığı anlatıyor. İnsanlığın kültürel mirasını anlattığı için benim için kıymetlidir. Bank sohbetine de gelelim. Yani şehrin yaşanmışlığının en önemli parçalarından biri aslında o şehirde dediğiniz gibi betonlaşmamış, kamulaştırılmış alanlarda parklarla, bahçelerle, belki ağaçların altında, yeşilliklerin ortasında oturup böyle sohbet etmekti. Özlediğimiz bir aslında sohbet ortamı oldu bu. Tabii pandemi geçtikten sonra inşallah kavuşacağız. Böyle yeni banklar da tasarlanıyor. Gördüğünüz gibi her semtin dokusuna göre yeni tasarımlar çıkacak ve inşallah daha fazla birlikte olma fırsatları da yaratacağız. Böyle mahalleliler belki parklarda buluşacak. İşte kentliler sizin dediğiniz gibi belki Taksim Meydanı'nda eskisi gibi arkadaşlarınızla karşılaşıp buluşacaksınız ve oturacaksınız banklarda diye ümit ediyoruz. Öyle değil mi? Yani şehrin yaşanmışlıklarında böyle banklarda sohbetler özellikle İstanbul'da yok muydu? Yani şöyle tabii bizim nefes alanlarımızda, bizim mola dediğimiz şeyi işte bir yere giderken dinlenmek için ya da bir şeyi beklerken, bir resmi dairede bir şeyi de beklerken aradığımız şey bir ağacın altındaki bir bank. Yani evet, mutlaka bir üstüne bir gölge olsun. Değil mi? Eğer şansımız varsa doğaya baksın ya da denize baksın ya da mahallenin ortasında bir
küçük bir mini bir vaha oluştursun. İşte ağaçlar, bitkiler, yanında çocuklar oynasın, bir çocuk parkı olsun. Kuş sesleri, çocuk sesleri olsun. Sokaktaki sokak satıcılarının sesleri geçsin arada bir. Yani bunları ben özlüyorum açıkçası. Yani bunlar kaldı mı, biraz azaldı. Yani ama bunların kaybolmasını da istemiyorum aslında. Çünkü hani bizim bütün hayatımız kendi konforumuz değildir. Sokak konforu da bizim için kıymetlidir. Yani çok hoşuma gidiyor bir bankta bir arkadaşımla oturup sohbet etmek. Yani şu anda mesela burada bu program için bir araya geldik. İnanılmaz keyif aldım. Yani arkamızda bir orman, bir güzel, bir kuş parktayız. Sesleri geliyor. Tam aslında özlediğim bir şeydi. Yani. Ve uzun yıllardır buraya gelmemiştim ve şu anda mesela üzülüyorum. Niye gelmemişim? Yani neden kendime zaman ayırıp böyle bir yere gelip de bir nefes almadım? Yani en azından bir gazetemi burada okumadım ya da bir kitabımı, bir şeyini burada okumadım ya da kendi telefondan bir müzik dinlemedim. Yani aslında bunların hepsini maalesef böyle anlarda biz hatırlamaya başlıyoruz ve özlüyoruz. Ha, kötü bir şey değilmiş, iyi bir şeymiş demek ki o his. Her şey yapılabilir tabii ki yerel yönetimler tarafından, ancak bizlerin de çok iyi koruması gerekiyor. Ekilen evet. Çiçekleri kopartmamamız, koyulan banklara düşüyor. Zarar vermememiz, bitkileri evet. De zarar vermememiz gerekiyor tabii ki kentli yani, olarak öyle değil mi? Evimizin bir salonu olduğunu, evimizin salonunu nasıl temiz istiyorsak, oturduğumuzda bir leke, bir şey kabul etmiyorsak, çiçeklerin çok canlı olmasını ve yaşamasını istiyorsak, burası bizim evimizin salonudur, ortak alanımızdır. Bugün burada Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet oturuyor. Yarın başkaları oturacaktır. Yani ve bunun çocuklar da tabii izliyor yaptığınız işleri. Onlara da siz örnek oluyorsunuz. Böylelikle sokak kültürü yeniden canlanır. Parklarımız, bahçelerimiz de canlanacak inşallah. Bank sohbetinde sizinle yaptık. Çok zevk aldım. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Siz de bizimle ne yaptınız? Bank sohbetini tekrar hatırlamış oldunuz. Belki başka zamanlarda sizi başka banklarda da görürüm i̇nşallah, Ahmet Bey. İnşallah. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya yine harika bir konukla karşınızda olacağız. Bank sohbetlerinde teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.